Alaaddin Paşa'nın Orhan Gazi'ye tavsiyeleri. Ey kardeşim, devlete layık ve saltanata lüzumlu olan budur ki sen de bu alemde bir nam ve nişan koyasın ve onunla yad edilesin. Allahu Teala'ya hamdolsun. Osmanlı Devleti günden güne büyüyüp gelişmektedir. Daha çok güç ve kuvvet kazanacağı günler yakındır. Şimdi sen de herkesin beğeneceği bir kanun vaz etmelisin ki kıyamete kadar icra olunsun. Bu hususlardan birisi sikkeyi kendi adına kestirmelisin. Zira bu zamana gelinceye kadar raiç olan akçe ve altın Selçuklu Devleti sikkesiydi. İkinci adet sultanların gücü ve ayini üzere askere özel bir kisve ve elbise tespiti gerektir. Ta ki onunla bilineler, tanınalar. Üçüncüsü de budur ki ülkeler fethetmek için piyade askeri gerektir. Zira bazen piyade atlıdan fazla lazım olur. Kardeşini dikkatle dinleyen Orhan Gazi'ye ne deniyorsa münasiptir. Başını sallar, kabul eder. Kendi adına sikke kestirip kendi parasını kullanmaya başladıktan sonra askerleri için özel kıyafetlere de geçer. O zaman seçilen kırmızı, sarı ve siyah börkler Yıldırım Bayezid'in zamanına gelene kadar kullanılır. İki kardeşin yardımlaşarak herkesin kendinde olanla hizmet yarışına devam etmesi bundan sonraki tarihlerde görülmeyecektir. Devletin büyümesi, şartların değişmesi, arzuları bile değiştirecektir. Sahip olmaktan başka bir şeyin düşünülmeyeceği o günlere gelene kadar Alaaddin Bey ile Orhan Gazi'nin iki kardeşin candan yardımlaşmalarının tadına varmak istiyoruz. Gerçekten de gelecek zamanda bu kardeşlerin davranışı hayal olacaktır. Yine aynı kitaptan okuyoruz. Bir gün Alaaddin Paşa, İslam askerlerinin daha da fazlalaşması için padişahın huzurunda Bilecik kadısı Cendereli Mevlana Halil ile meşveret ettiler. Aldıkları karar gereğince reaya çocuklarından 1000 tane genç yiğit seçilip alınarak piyade yazıldı. Sefere gidildikçe dirliğe mutasarrıf olup günde bir dirhemin dörtte biri olan bir akçe ile vazifeye tayin olundular. Sefere gidilmedikçe günlükleri verilmeyip her birisi vatanında kendi işiyle meşgul olup tekalifi örfiyeden muaf tutuldular. Bunlara onbaşı, yüzbaşı ve binbaşı tayin olunup yaya namı ile şöhret buldular. Ancak piyade taifesi gittikçe çoğaldı. Seferlerde fesatlar çıkarmaya başladılar. Cihan padişahı bu keyfiyetten agah olunca bu durumu devlet erkanı ile istişarelerde bulunarak şöyle karara vardılar. Reaya çocuklarından hizmete yarar güçlü yiğitler seçilerek her birisinin çaker ve yeniçeri askeri zümresine yazılması Müslümanların çoğalmasına sebep olacaktır diyerek bu husus için mübaşirler tayin olundu ve birkaç yılda reaya çocuklarından pek çok kimse İslam olma şerefiyle şereflendiler. Vazifeleri iptidadan üçer akçe ferman olundu. Bunlar hala Yeniçeri adı ile anılmaktadırlar. Solakzade, bu mevzu burada kapatmaz. Alaaddin Paşa'nın teklifinin kabulünden sonra gelişen olayları sıralarken, gerçi der, bu yiğitler seferde ve hazarda pek çok hizmetler gördüler. Padişahların ihsanlarına mahzar oldular. Her birisine hizmetine göre terakkiler verilip etrafta olan reaya bu hali görünce hepsi canla başla ve gönülden çocuklarını teslim etmeye razı oldular. Bu yüzden birdenbire reaya İslam dinine girmiştir. Bugüne kadar 160 yıldan fazladır ki nice kere 100 bin reaya İslam'la şereflenmişlerdir. Yalnız bu fazilet ile Osmanlı padişahlarının diğer yeryüzü padişahlarına üstünlükleri güneş gibi apaçık ortadadır. Merhum Solakzade 1650'lerde tamamladığı tarihini bu görüşlerini aktarırken herhalde yanılmamıştı. Bugün bile dünyayı hayran bırakan bu uygulama tartışılmaktadır. Sonradan aksilikler yaşanmış olması iyi olan yanlarını zayi etmez. Bu konuyu Solakzade'den tamamlayalım. Akil olanlara malumdur ki hiçbir devirde İslam'ın yayılması ve Hazreti Resulullah'ın ve dininin şöhret bulması bu derece parlak olmamıştır. Bir meselenin iyi anlaşılması savunan ve yereni ile dinlenilirse daha kolay oluyor. Yani tohumu atılan, özet biçimde anlatılan Yeniçeri hadisesi Hristiyanlar tarafından nasıl değerlendirilmişti? Bunun yorumunu Hristiyan tarihçi Hamır'dan alacağız. Hamır şu paragrafla açıyor meseleyi. Ertuğrul'un Anadolu'da yerleşmesinden 100
ve Osman'ın müstakil bey derecesine yükselmesinden 30 sene sonra Orhan'ın saltanatının 3. senesinde Güzel Sarıl'ın Paris'te vefat ederek Baviera Prensi Louis'e Roma İmparatoru olarak taç giydirildiği ve Andronikos'un torunu tarafından indirilip hapse atıldığı sıralardadır ki Osmanlı'nın talihli saltanatı Alaaddin sayesinde kanunları ve devamlı müesseseleri sağlamlık kazandı. Bu uzun girişten sonra Hamır Alaaddin Bey'in teklifiyle yapılan yenilikleri sıralıyor. Sikke, kılık kıyafet ve en sonunda Yeniçeriliğin icadına gelen yazar esas sözlerini burada söylüyor. Tekrar belirtelim ki bizim Derviş Alaaddin Bey olarak tanıyıp tanıttığımız kişi Hamır'a göre vezirdir. Şimdi uzunca anlattığı diğer meseleleri geçip Yeniçeriliğe geliyoruz. Alaaddin'in müesseselerinden üçüncüsü ve en mühimi daimi ve maaşlı bir ordu kurmasıdır ki bunun teşkili Ortaçağ tarihinde ve hala daimi orduların mucidi ad olunan Fransa kralı 7. Sarıl'dan bir asır evvel vaki olmuştur. Hamır bütün kötüleme kabiliyetini kullanmak istiyor. Yeniçeriliğin kuruluşuna ilişkin yazıyı uzatıyor ve geliyor diyor ki Orhan biraderi Alaaddin ve Şeyh Edebali'nin bacanağı ve bununla beraber kendisinin akrabalarından olan Çandarlı Kara Halil ile müzakere etti. Çandarlı bir tedbir arz eyledi ki insanların kalbini inciden inceye incelemiş olduğunu ve siyasetin hilekarlığını ispat eder. İslam'ı kabule zorlanacak Hristiyan evladından mürekkep bir ordu icadını teklif etti. Çandarlı'nın reyine göre mağluplar hukuk noktayı nazarından galipler esiri olduklarından meşru sahibi olmuş oluyorlar. Bu çocukları her ne suretle olursa olsun asker saflarına sokmakla da manevi ve maddi saadetlerine hizmet edilmiş olacaktı. Hamır epeyce uzattıktan Hristiyan çocuklarının zorla Yeniçeri yapıldığını yakınarak anlattıktan sonra hükmünü veriyor. Askeri istibdat tarihinde ahlak ifsadının bir teşkilata esas olmak üzere kabulüne bu yegane bir misaldir diyor. Halbuki Yeniçeri olmak için Hristiyan çocukların can attığı, ailelerin bunun için çırpındığı tarihi vakadır. Solakzade tarihine göre Tarakçı Yeniçeri, Göynük ve Mudurnu Süleyman Paşa tarafından fethedildi.